Hocam, vücuduma dövme yaptırmamın İslam hukukunda yeri nedir? Bir problem teşkil eder mi? Dövme işlemi İslam öncesinde de özellikle milattan önce Mısır'da firavunlardan beri uygulanılan bir işlemdir. Tabii orada o dönemlerde uygulanan dövme ile şu an günümüzdeki dövmenin uygulama cihetiyle farklılıkları söz konusu. Bugün piyasada uygulanılan genel olarak dövme hangi çeşit olursa olsun topladığımız zaman karşımıza 3 çeşit dövme çıkmaktadır. Birincisi eski zamandan beri uygulanıla gelen ve normal kitapların da dövme diye bahsetmiş olduğu şeydir ki deri altına enjekte edilen motiftir. Kalıcı olan, devamlı olan dövme budur. Kitaplarımızda açıkça nehine dair ki bahsedilen dövme budur. İkinci olarak bahsedilen dövme deri üstüne yapay geçici olarak gençlerin anlık heves edip yaptırdığı daha sonra geçen dövme şeklidir. Budur. Üçüncü olarak da bugün piyasada bu çocukların falan yapıştırıp cikletlerden çıkan dövme çeşididir. Hanefi mezhebinde bu üç dövmenin hepsi de motif ve şekil olduğundan dolayı hükmü tahrimen haramdır, caiz değildir. Hangisi olursa olsun, ister deri altı olsun, ister deri üstü olsun, isterse çocuklarınki bu yapmış olduğu şey olsun. Hepsi haramdır, buna dikkat edilmesi gerekir. Zira Allah Resulü hadis-i şerifte işte Allah saç ekeni ektirene, kaş alan aldıran kadına ve lanallahül vaşimete vel müstevşimete buyuruyor. Allah dövme yapana ve yaptırana lanet etsin buyuruyor. Zira hadis-i şerifin devamında fıtratı tagyirdir bu buyuruyor. Onun için Hanefi mezhebinde dövme ne şekilde olursa olsun İslam'ın temel prensiplerine, temel ilkelerine aykırıdır. Zira İslam'ın temel prensiplerinden bir tanesi fıtratı değiştirmemektir. Allah Resulü dövme için fıtratı değiştirme buyurmuştur. İslam'ın genel prensibinin fıtratı değiştirmemek olduğunu nereden anlıyoruz biz? Şeytan isyan edip Mevla Teala'ya şey yapınca Allah Teala'ya şu şeyde bulunuyor. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Ben onlara şerri telkin edeceğim. Hep şerri kulaklarına vesvese edeceğim ve onlar senin yarattığın fıtratı değiştirecekler. Allah Teala'nın erkek için yarattığı bir fıtrat var, kadın için yaratmış olduğu bir fıtrat var. Onun için Efendimiz hadis-i şerifte erkeğin kadına, kadının erkeğe benzemesinden nehyetmiştir. Erkek kendisine takdir edilen fıtratı onunla kalacak, kadın da aynı şekilde kalacaktır. Ve fıtratı değişime bir müdahaleye bulunmaması gerekir. İşte dövme bu şekilde fıtratı değişim olarak telkin edilmiştir kitaplarımızda. Peki bugün günümüzde şu soruluyor. Hocam dövme haram. Peki dövmenin gusle engel olma gibi bir durum olur mu olmaz mı? O mesele haramlılığın dışında şununla alakalıdır. Kişi abdeste ve gusülde vücudunun zahirini yıkamakla emrolunmuştur. Yani derisinin üstünü yıkamakla emrolunmuştur. Onun için bakılır. Eğer bu dövme derisinin altındaysa dövmenin haram olmasıyla beraber gusle engel olmaz. Ama dövme deri üstündeyse yapay geçici dövmelerde olduğu gibi bu durumda eğer boya tabaka oluşturan bir boya ise ve derinin altına, boyanın altına suyun geçmesine engelse bu durumda gusle engel olur. Ama tabaka oluşturan bir madde değil de kına gibi su bazlı bir madde ise, suyu geçirebilen bir madde ise o zaman gusle engel olma durumu söz konusu olmayacaktır. Onun için burada Hanefi mezhebinde genel şey dövme haramdır. Dövmenin hangi şekli olursa olsun, hangi motifi olursa olsun bir problem teşkil etmez, fark etmez. Burada bazıları şunu diyorlar ya hani İslami bir figür gayri dünyada İslami olmayan batıl bir figür. Bunlar arasında bir fark yoktur. Önemli olan oraya motif işlemesidir. Motif işlendiği an dövme haram olacaktır. Vücudun aslına takviye yapmak haram. Öyle olmuş olacaktır evet. Peki hocam hazır kınadan söz etmişken kınanın bu durumla farkı nedir ya da aynı kategoride değerlendirilebilir mi? Şimdi dövmenin haram olmasının sebebi o tasvirdir. Ona belli bir şekil verilmesidir. Yoksa dövmede kullanılan maddenin kına olup olmaması değildir. Bundan dolayı yani normalde kınanın kendisinde bizatihi haramlılık yok. O kınayla motif verilirse haramdır. Motif olmadığı zaman da haramlılık olmayacaktır. Bundan dolayı bizim eskiden beri Anadolu'da olduğu gibi işte ele çala kalem bir işte kına tutulduğu zaman da bir problem olmayacaktır. Çünkü bir motif yoktur. O sadece kına işlenmiştir. Ancak aynı kınayla bugün yine günümüzde olduğu gibi hani bayanlar yapıyorlar. Ellerine belli bir motif, şekil çizilecek olursa iş motife girdiği an bu dövme olur. Dövme de Hanefi mezhebinde belli bir şekle girdiği zaman yani belli bir tasvire girdiği an dövme de Hanefi mezhebine göre haramdır, caiz değildir.